Merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı taktik analiz ile oluşturduğum canlı müsabaka veya ideal olan kupon için kullanabileceğiniz futbol banko maç iddia tahmin ve iddia yorumları videolarına sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banka kupon tercihini görebilirsin. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günün şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. YouTube'a günü güne attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahmin videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz, hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kere eline beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik ve güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım maç ve form takibini eklerseniz iddiada başarılı olabileceğini, iyi bir kasa yönetimini, para kazanabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Zorlamayla uğraşmayacağım. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19.30'da İtalya Serie A'da Sassuola ile Milan karşı karşıya geliyor. Sassuolo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 2 yeri 1-0 önde bitirdi. Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti. 2 yeri 2-0 önde bitirdi. Vispera Saro karşılaşmasını ise 4-1'lik skorla kazanmıştı. Deplasmanda ise 2 yeri 2-0 mağlup bitirdi. Juventus'u 3-0. 2 yeri 2-1 mağlup bitirdi. Modena'ya 3-2 mağlup olmuştu. 2 yeri 1-0 mağlup bitirdi. Stade de ise 2-2'lik skorla berabere kalmıştı Sassuolo. Milan'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-2 biten Udinese Calcio karşılaşmasını kendi evinde 4-2 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarı 4-1 önde bitirdi. Deplasmanda Vicenza'yı 6-1. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Olimpik Marsilya'yı 2-0 ve Vosfelger'i e 5-0'lık skorlarla deplasmanda Milan yenmişti. Saat 19.30'da İtalya Serada oynanacak olan Sassola Milan karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 2-0. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da İtalya Cremonese karşı karşıya geliyor. Inter'in form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdi Spazia'yı kendi evinde 3-0 yenmişti. İlk kere ye 2-1 mağlup bitirdi Villarreal'a 4-2 mağlup olmuş. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi Olympique Lyon'la 2 2lik skorla berabere kalmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lens'e 1-0 mağlup olmuş. İlk kere 1-0 önde bitirdi Lecce ise Deplasmanda 2 1lik skorla Milano yenmişti. Kremönevsen'in form durumuna baktığımızda ilk yeri 2-0 önde bitirdiği Ternana'yı 3-2 İlk yarısı 0-0 biten Spal'ı kendi evinde 2-0 yenmişti. Deplasman'da ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Roma'ya 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdiği Fiorentina'ya 3-2. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdiği yine Hellas Verona'ya 4-3'lük skorla Deplasman'da Kremonese mağlup olmuştu. Inter ile Kremonese arasında İtalya Serie A'da oynayacak olan 21-45'teki karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 21.45'te Serie A'da Roma ile Monza karşı karşıya geliyor. Roma'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde iki yarısı golsüz biten karşılaşmada Cremonese'yi 1-0 yenmişti. İlk yarı 3-0 önde bitirdi. Şaktar'ı 5-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Nis'le kendi evinde 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmalarda hem ile hem de Tottenham Ospor'u 1-0 skorlarla Roma yenmişti. Monza'nın form durumuna baktığımızda Torino'ya 2-1-0 mal bitirdi. Karşılaşmada 2-1 yerilmişti. Frosinone'yi 3-2, Sitinova'yı 3-2, Novara'yı 5-0, Renate'yi 4-0 skorla Monza kendi evinde yenmişti. Pardon. Saat 21.45'te İtalya serada oynanacak olan Roma Monza karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç ev 1.5 üst. Saat 21.45'te Almanya DFB Bir Pokal'da Teutonia Ottensen ne le RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Ottensen'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 1-1 biten maçta Hildesheim'a 3-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise iki yarı 1-0 önde bitirdiği maçlarda Relingen'i 3-1, Lübeck'i 1-0 yenmişti. 2'ye 1-0 mağlup bitirdiği deplasmanda Kiel takımıyla 2-2 berabere kalmıştı. İlk yarısı golsüz biten Hannover ise deplasmanda 2-0 Ottersen mağlup olmuştu. Leipzig'in form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten maçta Köln'le 2-2 berabere kalmıştı. Kendi evinde ilk yarı 3-0 mağlup bitirdiği maçta Bayern Münih'e 5-3, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Liverpool karşılaşmasında ise Liverpool'a 5-0 Leipzig mağlup olmuş. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten maçta Stuttgart'ta 1-1 berabere kalmış. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdiği maçta Union Berlin'e 2-1 Leipzig mağlup olmuştu. Saat 21.45'te Almanya DFB Pokal'da oynanacak olan Ottensen Leipzig karşılaşması ile ilgili tahminim ilk golü deplasman takımı atar. Saat 22.15'te Portekiz Ligi Liga Portugal'da Benfica ile Pacos Ferreira karşı karşıya geliyor. Benfica'nın form durumuna baktığımızda ilk kere 3-0 önde bitirdi maçta. Dinamo Kiev'i 3-0 yenmişti. Aroka ise 4-0 ilk 3-0 biten maçta yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 0 0 biten maçta Kasapia'yı 1-0 yenmişti. İlk yarı 2-0 önde bitirdi maçta Dinamo Kevi 2-0. İlk yarı 1-0 önde bitirdi maçta Midland'ı deplasmanda Benfica 3-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Ferreira ise kendi evinde ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği maçta. Porto e 3-0, Visele'ye 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı golsüz biten maçta ise Santa Clara'yı 1-0'lık skorla Ferreira kendi evinde yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten maçta Gil Vicente'ye 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği maçta ise Varzim'e 2-1'lik skorla Ferreira karşılaşmayı kaybetmişti. Saat 22.15'te Portekiz Ligi Liga Portugal'da oynanacak olan Benfica Pacos Ferreira karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyaları, ekstra tahminler, bonus kampanya telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım telegram grubun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera peresler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çift şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir standart sapmayla esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cumbuzlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutmalısı %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko kombine kuponu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış, ayrıcalıkla eşmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Emeği saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.